Babam şehit oldu, evet. Bunun için biz gururluyuz. Herkese şehitlik nasip olmaz. Öncelikle vatanımızın başı sağ olsun. Başkanımız Erdoğan sağ olsun. Biz babasız da yaşarız ama vatansız yaşayamayız. Vatanımız sağ olsun her şeyden önce. Biz hiçbir zaman PKK'dan korkmadık, korkmayız. Eğer korksaydık bugün babam şehit olmazdı. Lanet olsun onlara, yandaşlarına, kahrolsun PKK. Ben 12. sınıfa gideceğim bu sene. Hep hayalim bir subay olmaktı. Babam şehit oldu. Şimdi daha istiyorum. 10 yıl sonra olsun, 20 yıl sonra olsun bir subay olarak bu dağa gelip onun intikamını kızı olarak almak istiyorum. Ben onun intikamını gerçekten almak istiyorum. Babamın silahını da bana verin. İstiyorum bunu, gerçekten istiyorum. Subay olmasam da bir gün bir korucu olarak o dağa çıkmak istiyorum. Onun intikamını almak istiyorum. Her şeyin farkındayız tabii, kimin yaptığının, neyin ne olduğunun. PKK'nın bunun tek sorumlusu olduğunu da biliyoruz. Tek sorumlusu olduğunu da biliyoruz. Babamızın hangi yolda şehit olduğunu da biliyoruz. Bunun farkındayız. Bize verdiği tavsiyeler, bize verdiği öğütler hep aklımızda. Onun yolundan gideceğiz tabii. İntikamı da elbet yerde kalmayacaktır. Kanı yerde kalmayacaktır. Çöpçü bile olsak, korucu da olsak, ileride ne olursak olalım, vatanımıza sahip çıkacağız. Babamın, bizim büyüklerimizin yolundan ilerleyeceğiz. Bu vatanı biz koruyacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bizler bu bölge insanını var oldukça, yaşadıkça biz bu alçak ve hain PKK terör örgütüne müsaade etmeyeceğiz. Bu vatanın bir çakıl taşı dahil biz bu hainlere vermeyeceğiz, müsaade ettirmeyeceğiz.